Evet sevgili arkadaşlar, merhaba diliyorum sizlere. Yine ben Cici Biyoloji ve konumuz bu sefer enzimler. Gerek TYT gerek AYT adına çok önemli bir konu kendisi arkadaşlar. Kendisini direkt enzimler konusu olarak sorular olduğu gibi diğer konularda da bilmeniz gerekebilen bir konu arkadaşlar. Yani enzimleri bilmeden birçok konuya hakim olamayabilirsiniz. Mesela sindirim sistemi gibi, mesela solunum sistemi gibi arkadaşlar, veya işte madde alışverişlerindeki gibi arkadaşlar, hücredeki gibi. Yani enzimler konusu temel bir konu. Birçok şey konuyla alakası var, birçok konuyla bağlantısı var. Geçmiş yıllarda YGS'de, LYS'de sorulan sorularda da diğer konularla bağlantısı kurulmuş bir konu. O yüzden önem verin. Bu konuyu iyi bilin arkadaşlar. Bu videomuzda enzimlerin ilk bölümünü işleyeceğiz. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlere kadar geleceğiz. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörleri de ikinci video olarak vereceğiz arkadaşlar. Şimdi enzimlere başlayalım. İzninizle diyoruz arkadaşlar. Evet, enzimler. Şimdi ön bir tanım yapalım. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşmesi için gereken minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi. Yani günümüzde bilgisayar oyunlarında dahi aktivasyon kodları falan var arkadaşlar. Yani aktifleştirme, o oyunu başlatma, oyunu oynayabilme kodu. Enzimlerde de benzer bir durum var. Yani bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken minimum enerji miktarına biz aktivasyon enerjisi, yani aktifleşme enerjisi diyoruz. İşte sevgili arkadaşlar, bu kimyasal tepkimelerde bu aktivasyon enerjisini düşüren ve düşürdüğü için de kimyasal tepkinin hızını artıran maddeleri biz katalizör diyoruz. Cansız bir ortamdaysa buna katalizör diyoruz. Eğer olay arkadaşlar bir vücut içerisinde, hücre içerisinde gerçekleşiyorsa, yani biyokimyasal bir reaksiyonda ise, işte biz bunlara biyolojik katalizör ismini veriyoruz. Biyolojik katalizörün ismi de enzim oluyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi diyoruz. Aktivasyon enerjisini sevgili arkadaşlar, azaltan, düşüren, yani reaksiyonun gerçekleşmesini kolaylaştıran. Mesela bir reaksiyon için Ağrı Dağı'nı tırmanmak varken, 5000 metrelik Ağrı Dağı'nı tırmanırken 500 metrelik bir tepeyi tırmanmak durumunda kalıyoruz. Enzimler bizim işimizi kolaylaştırıyor. Kimyasal olarak bunları katalizör derken biyolojik olarak da enzimler diyoruz arkadaşlar. Şimdi o çok hepinizin her yerde gördüğü enzimler konusu anlatılırken karşınıza gelen grafiğe gelelim sevgili arkadaşlar. Bakın bu grafikte gördüğünüz gibi tepkimeye girenler, tepkimeye kim girmiş? Substrat. Arkadaşlar substratın giriş enerjisini görüyor musun? Giriş enerjisi değişmiyor. İşte bu giriş enerjisinden sonra aktifleşme enerjisi var. Bakın şuraya kadar çıkan enerji. Eğer enzimsizse aktifleşme enerjisi arkadaşlar burada. Enzimli ise burada. Yani şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kadar bir ara nedir arkadaşlar? Şöyle. Enzimli ile enzimsiz arasındaki fark, enerji farkı sevgili arkadaşlar. Yani kısacası enzim ne yapıyor arkadaşlar? Aktivasyon enerjisini aşağı çekiyor. Bakın enzimliyken şu kadar, enzimsizken arkadaşlar bu kadar oluyor. Ama neticede üründen enerji düzeyi değişmiyor. Şimdi burada bazı mevzulardan bahsedeceğim size. Dikkatli dinlerseniz eğer arkadaşlar. Şimdi substrat enerji düzeyi. Mesela biz şöyle yapamaz mıyız? Sıcaklığı arttıramaz mıyız kardeşim? Sıcaklığı arttırarak da reaksiyonların hızını arttırabiliriz değil mi? Sıcaklık sevgili arkadaşlar bakın şurayı şuraya çekebilir. Sıcaklık şurayı şuraya çekmez. Hani çok zor soru kaynaklarında, gıcık soru kaynaklarında size bu tarz sorular gelebilir. Bu tarz sorular geldiğinde aktivasyon enerjisini sadece enzim düşürür veya yükseltir, enzimsizlik yükseltir. Ama burada substratların enerjisini yükselten ise nedir arkadaşlar? Sıcaklık. Sıcaklığı arttırırsan substrat enerjisi artmış olur arkadaşlar. Bu yüzden de ne olur? Aktivasyon enerjisinin o tepe noktasına yaklaşmış olduğu için reaksiyon daha hızlı gerçekleşmiş olur. Ama sıcaklık asla aktivasyon enerjisini düşürür veya kaldırmaz. Zaten bir reaksiyonu hızlandırmak iki şarta bağlı arkadaşlar. Şartlardan biri reaksiyonun sıcaklığını artıracaksınız. Ortamın sıcaklığını artıracaksınız ve enzim kullanacaksınız. Ama sıcaklık artışının bir problemi var. Problemi şu. Mesela insan vücudu 36,5 derece, 36,5 derece ama 42-43'lere geldi mi arkadaşlar? Ölüm yaklaşıyor bizim için. Dolayısıyla sıcaklık arttırarak reaksiyonları hızlandırmak tercih edilen bir yöntem değil. Bunu tercih etmemiz demek ölümümüz yaklaşması demek arkadaşlar. Bu yüzden reaksiyonları hızlandırma konusunda enzimlere güvenmeliyiz. Enzimler bizim her şeyimiz arkadaşlar. Bir parmağımızı oynatmamız bile şu an ben çok rahat oynatıyorum mesela parmağımı saniyeler içerisinde. Enzimler olmasa benim bu parmağımı oynatmam belki yüzlerce seneyi alacak arkadaşlar. Evet, enzimler reaksiyonların gerçekleşebilmesi için gereken minimum enerji miktarı yani neyi?
aktivasyon enerjisini düşürürler. Reaksiyonların süresini kısalttığı gibi reaksiyon hücreye zarar vermeyecek sıcaklıkta da gerçekleşmesini sağlar. Mesela şu an glikoz bizim vücudumuzda 36,5 derecede ne oluyor? Aktifleşiyor ve solunum reaksiyonlarına giriyor. Eğer enzim olmasaydı 365 derecede arkadaşlar gibi düşünebiliriz. Veya üre dediğimiz zehirli madde vücudumuza zehirsiz hale birkaç saniyede geliyor. Ama vücut dışında demir katalizörünün önünde yüzlerce yılda zehirsiz hale geliyor. Yani enzimler aslında bize bir Allah'ın lütfu arkadaşlar yani. Onlar olmasın biz yaşayamayız yani. Hiçbirimiz yaşayamayız. Çünkü hiçbir reaksiyonumuz gerçekleşmez. Bonus moleküllerimiz bizim enzimlerimize sahip çıkalım arkadaşlar. Evet. Enzimin etki ettiği maddelere de ne diyoruz? Substrat. Yani sizin bilimde 4 tane sessiz harfin yan yana geldiği nadide görebileceğiniz tek kelime substrat. Çok güzel bir ismi. Substrat arkadaşlar. Enzimin etki ettiği madde. Mesela şurada vermişim bir reaksiyon. A artı B bak mesela şu A artı B substrattır. Bu da enzim. Enzim substratı etki etti. A artı B kime dönüştü? C'ye dönüştü. C kim oldu? Ürün. Enzim değişmeden çıktı arkadaşlar. Yani girenlerde enzimin etki ettiği maddeler. Yani substrat girenlerde arkadaşlar. Kimyasal düşündüğümüz. Evet, gelelim enzimlerin yapısına. Enzimlerin yapısına baktığımızda sayın arkadaşlar basit ve bileşik olmak üzere iki çeşitten meydana geldiğini görüyoruz. Basit enzimler sadece proteinden meydana gelen enzimler arkadaşlar. Bu yüzden ribozomda sentezlenir ama yine endoplazm, retikulum ve Golgi'de işlevsel hale getirilir. Bunu proteinler konusunda öğrenmiştik. Kendisinin yazılımı kısmı yoktur arkadaşlar. Ve özellikle sindirim enzimlerinden pepsin, nükleaz, üreaz gibi arkadaşlar enzimler bunu örnek verilebilir. Basit enzimlere. Bizi ilgilendiren, esas ilgilendiren enzim türü bileşik enzim arkadaşlar. Bileşik enzime baktığımızda bir ana kısımdan meydana geldiğini görüyoruz. Apoenzim kısmı, o apoenzim proteindendir arkadaşlar. Özeldir. Bir de yardımcı kısım. Yardımcı kısım eğer inorganikse kofaktör, organikse koenzim. Sevgili arkadaşlar, yeni 9. sınıf biyoloji MEP kitabında, 2018-2019 kitabında yardımcı kısmın tamamına kofaktör demiş. İşte eğer bu mineralse, vitaminse koenzim, mineralse kofaktör olarak da ayırmış. Yani yeni biyoloji kitabımızda 9. sınıf MEP onun Anadolu Sesi kitabında yardımcı kısmını kofaktör olarak vermiş tamamen arkadaşlar. Yani her vitamin ayrıca bir kofaktör gibi düşünmüş. Onu ifade edelim ama eskiye göre düşündüğümüzde size anlatacağımız şekilde yardımcı kısım eğer organikse koenzim, inorganikse kofaktör olarak adlandırılıyor. Organik kısmı örnek vereceğiz ki nat, fat, nat, B vitamin, inorganik kısmı da mineraller olarak verebiliriz. Bir bileşik enzim, bir apoenzim ve yardımcı kısımdan meydana geliyor. Buna bileşik enzim deniyor. Buraya yardımcı kısım yazmışız. Bu nedir arkadaşlar? Yardımcı kısım değil. Bu sevgili arkadaşlar nedir? Holo enzimdir diyoruz. Devam edelim. Apoenzim her zaman organiktir proteinden dolayı arkadaşlar ama yardımcı kısım enzimine göre organik veya inorganik olabilir. Substratı apoenzim belirler. Çünkü niye arkadaşlar apoenzimi kim sentez ediyor? DNA sentez ediyor. Bu yüzden enzimler reaksiyonla tepkimesine özeldir DNA'dan dolayı. Reaksiyona ise yardımcı kısım girer. Yani işi yapan yardımcı kısımdır ama substratı belirleyen apoenzimdir arkadaşlar. Bir apoenzim yalnızca belli bir yardımcı kısımda çalışır. Yani bir enzimin, bileşik enzimin apoenzim kısmı her zaman aynıdır. Ve o apoenzimin bağlanacağı yardımcı kısmı her zaman aynıdır. Yani A apoenzim kısmı arkadaşlar her zaman X yardımcı kısmına bağlanır. Ama mesela B apoenzimi farklı bir enzim, o da X olabilir. Bu ne demek oluyor? Farklı yardımcı kısımlar, aynı yardımcı kısımlar farklı apoenzimlere bağlanabilir. Ama aynı apoenzim sadece aynı yardımcı kısma bağlanır. Yani apoenzim daha özeldir. Apoenzim daha çoktur yardımcı kısımdan. Bir yardımcı kısım birbirinden farklı apoenzimlerle çalışabilir. Apoenzim çeşidi yardımcı kısım çeşidinden her zaman daha fazladır diyoruz arkadaşlar. Geçelim. Gelelim enzim substrat kompleksine. Sevgili arkadaşlar, enzimler ve substratlar ne yapıyor? Birbirlerini sevgili arkadaşlar kompleks oluşturuyor. Şimdi substrat enzime bağlanıyor. Enzimle substratın geçici olarak oluşturduğu yapı enzim substrat kompleksi deniyor sayın arkadaşlar. Şimdi enzimler substratlara neyinden bağlanır arkadaşlar? Aktif bölgelerinden bağlanır.
aktif bölgeleri substratıyla nedir arkadaşlar? Anahtar kilit uyumuna göre uyumludur. Reaksiyonlardan enzimler değişmeden çıkar. Her ne kadar ben değişmeden çıkartamadıysam da düzgün çizemediğimden, ama normalde değişmeden birebir aynısı çıkar. Çıkan substrat artık yoktur, o ürüne dönüşmüştür sevgili arkadaşlar. Enzimler substratına özgüdür. Bazı kitaplarda şu da yazıyor arkadaşlar. Onu da buraya yazalım. Enzimler tepkimesine özgüdür ya da reaksiyonuna özgüdür yazıyor. Enzim ile substrat arasında ne vardır arkadaşlar? Anahtar kilit uyumu vardır. Yani bir enzimin bağlanabileceği substrat her zaman aynıdır diyoruz. Ama farklı substratlara, şey aynı substrata farklı enzim bağlanabilir. Ama bir enzimin bağlanacağı substrat her zaman aynıdır. Enzim aktif bölgesinin substratı geçici olarak bağlanır. Şu kısımdan bahsediyoruz. Enzimler reaksiyonlardan değişmeden çıkarlar diyoruz ama ne değişme istediği değişmeden çıksın. 2 ila 4 saatte ne oluyor arkadaşlar? Enzimler çalışamaz duruma geliyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? Bozuluyorlar, yıpranıyorlar ve sindirilip tekrardan üretiliyorlar. Sonsuza dek yani o enzimi kullanmıyoruz. Yok öyle bir daha yağma. Aynı tip reaksiyonlar için tekrar tekrar kullanılabilir. Bunda süresi 2 ila 4 saattir. 2 ila 4 saatten sonra enzimler artık çalışamaz duruma geliyorlar arkadaşlar diyoruz. Evet, enzimlerin genel özelliklerine bakalım. Şu ana kadar verdiğimiz özellikler dışında enzimler özelliklerinden bahsedeceğiz. Bazı enzimlerin etkilediği substratın sonuna mesela işte maltoz, işte maltaz enzimi oluyor arkadaşlar düşündüğümüzde, tamam mı? Sonuna AZ2 getirilebiliyor. Tabii hepsi değil. Veya işte laktoz, laktaz işte arkadaşlar. Galaktoz, şey, sükroz, sükraz, işte selüloz, selülaz enzimlerin isimlerinin sonuna AZ2 getiriyor. İnaktif olan bazı enzimlerin sonuna da jen eki getiriyor. İşte pepsinojen, tripsinojen, kimotripsinojen gibi arkadaşlar. Enzimler yalnızca hücre içinde üretiliyor ama hem hücre içinde hem hücre dışında kullanılıyor. Mesela bizim ince bağırsağımızda, ağzımızda, midemizdeki sindirimler hücre dışı sindirim diye geçer arkadaşlar. Onu ifade edelim. Enzimler genellikle çift yönlü, bütün enzimler değil, genellikle çift yönlü çalışır. Buna verdiğimiz enzimimiz, örnek ismimiz karbonik anhidraz arkadaşlar. Karbonik anhidraz enzimi. Solunum sistemini anlatırken bundan bahsedeceğiz. Karbonik anhidraz enzimi arkadaşlar taşınmasında, hemoglobine taşınmasında problemler var. Karbondioksit farklı şekillerde taşınıyor. O farklı şekilde taşınırken de karbonik anhidraz enzimi görev alıyor. Karbonik anhidraz enzimi hem karbondioksit suyu birleştirerek karbonik asite dönüştürüyor, hem de karbonik asiti karbondioksit ve suya dönüştürüyor diyoruz. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Enzimler genellikle takım halinde çalışıyor. Takım halinde çalışmamızdan kastımız şu. Mesela pepsin proteini sindiriyor, polipeptide dönüşüyor. Polipeptide tripsin sindiriyor. İşte erepsin enzimleri var. Kim işte bunlar? Amilopeptidaz. İşte karboksipeptidaz, erepsin enzimi tipeptidi amino asite dönüştürüyor gibi düşünebiliriz. Yani kısacası bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Bu arada bazı enzimlerin son ürünü arkadaşlar, son ürünü belli bir miktara ulaşınca gider ilk enzime bağlanır ve reaksiyonu kitler. Kitler, bunu amacı feedback, geri bildirimdir. Amacı nedir? Fazla miktarda üretmeyi engellemekte tasarruftur. İhtiyacı kadar üretir, ihtiyacına ulaştığı an ilk enzime bağlanır ve reaksiyonu kitler arkadaşlar. Güzel bir şeydir, tasarruf için yapılır diyoruz. Evet, bir sorumuz var arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen enzimatik tepkimeler sonucu oluşan M maddesi geçici bir süre için enzim 1'e bağlanarak tepkimeye geçici bir süre durdurur. Biraz önce söylediğim mevzu. Enzim 1'e bağlanan M maddesi harcanırsa, yani M maddesi istenilen düzeyin altına inerse, artık enzim 1'e bağlanmaktan vazgeçer ve reaksiyon yeniden başlar. Süper bir sistem, harika bir sistem. Sistem öyle güzel kurulmuş ki arkadaşlar, ne eksik ne fazla üretiyoruz, ihtiyacımız kadar üretiyoruz. İhtiyacımız tekrar hasıl olunca tekrardan reaksiyonlar başlıyor, süper. Söz konusu düzenleme mekanizmasının temel yararı nedir? Ben bu şıklara bakarım, tasarrufla alakalı bir şeyler ararım arkadaşlar. Bakıyorum, 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 hemen C şıkkında aşırı ürün birikiminin engellenmesi diyor, değil mi arkadaşlar? Yani aşırı ürün birikirse ne olur? Bizi faydası olmaz. Çünkü vücutta azami tasarruf söz konusudur. İşimize yaramayan şey üretilmez. İşimize yarayan şey işimize yaradığı kadar üretilir. Bu geri bildirim mekanizmasında arkadaşlar en birincil sebebi istediğimiz molekülden istediğimiz kadar üretip tasarrufu sağlamaktır. Çok güzel bir sistemdir. Böyle dehşetle o sisteme bakıyoruz. Baktıkça da arkadaşlar ağlıyoruz. Devam edelim. Bir diğer soruda oksijenli solunumdan sorumlu birkaç farklı enzimin koenzim kısmı NAT molekülüdür.
Demek ki nat neymiş? Koenzimmiş. Yani vitamin gibiymiş aynı. Buna göre diyor ki ifadelerin hangileri doğrudur? Enzimlerin özgürlüğünü koenzim sağlar. Ya ben şuraya baktığımda bunu anlayamıyorum ki yani. Ki zaten enzimlerin özgürlüğünü koenzim değil, apoenzim sağlar. Geç, gitti, yanlış. Bir enzim birkaç farklı tepkimeyi düzenler diyor. Yani bir enzim sadece bir tepkimeye özgüdür. Birkaç farklı tepkimeye özgü değildir. Her enzimin etkili olduğu tepkime farklıdır arkadaşlar. Bu da yanlış. Enzimin özgürlüğünü apoenzim sağlar diyor. Enzimin özgürlüğünü tabii ki protein olan apoenzim kısmı sağlar ve cevap da yalnız 3 olur. Sevgili arkadaşlar bu soruları Okyanus Yönü'nün 9. sınıf soru bankasından aldım. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Enzimlerin birinci bölümü burada bitti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyin arkadaşlar. Abone olmanızı ısrarla istiyoruz ve size iyi çalışmalar diyoruz.